İsmail Usta. Bugün günlerden 18 Kasım Pazartesi. Hayırlı haftalar diliyorum öncelikle size. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Memleketimize huzur ve refah olmasını istiyorum arkadaşlar. Hepimiz kardeşiz sonuçta. Arkadaşlar, bir aracın motorunun yağ bakımının çok geciktirdiğinden motorunun yemesini anlatacağım size. Yani müşteri insanlara şunu söylüyorum. Diyorum ki yağ bakımlarınızı zamanında yaptırın, zamanında yaptırın, zamanında yaptırın diyorum. Onlardan bir tanesi arkadaşlar. Yaklaş. Şimdi motoru toplayacaktım. Dayanamadım. İçim el vermedi. Size bir video paylaşma gereğini duydum arkadaşlar. Elimi getir buraya. Bu yağ pompası arkadaşlar. Yağ pompası. Bu tarafa gel. Şu krankta kama var şurada. Bu kamaya giriyor. Kanala giriyor şurası. Şuradaki perçimler şuraya giriyor ve motor döndükçe yağlama yapıyor arkadaşlar. Yağ bakımını çok geciktirmiş bir vatandaşın motor yeme hikayesini anlatıyorum size. Çamur gibi olunca kaydırma özelliğini kaybediyor ve yağ pompası dönmüyor arkadaşlar. Bak, uğraşıyorum uğraşıyorum, döndüremiyorum. Döndüremeyince şuradaki, gösteriyorum bak, oradaki kanalları sıyırmış. Kitlemiş çünkü. Şuradaki kanalları sıyırmış. Yani şuradaki kanalları görüyorsunuz ya. Bak, o kanallar burada yok. Tamamen yuvarlak halini almış. Sıyırdığı için motoru yemiş arkadaşlar. Yani bir aracın yağ bakımının ne kadar geciktiğini, nerelere nasıl zarar verdiğinin hikayesi. Yağ pompası kilitliyor. Kilitledikten sonra motorun üst ön noktalarına yağ gelmiyor arkadaşlar. Gelmeyince krankın yataklarını sarıyor ve pistonlar yağsızlıktan dolayı krepej yapıyor. Krepej yapınca araba orada istop ediyor. Diyor ki, ustacığım diyor, dümdüz yolda giderken diyor, tak 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 ses ve istop etti diyor. Ama ben dümdüz yoldaydım diyor. Tamam, sen dümdüz yoldaydın ama yağ bakımlarını yaptırmadın ki kardeş. Yağ bakımlarını yaptırmadığın için motoru yemişsin. Yani yağ pompasının kanalına kadar sıyırmışsa demek ki bu yağın özelliği çoktan ve çoktan bitmiş arkadaşlar. Onun için her zaman size söyleyeceğim. Yağ bakımlarınızı yaptırın, zamanında yaptırın diye size telkinlerde bulunacağım. Yani 15-40 ve 20-50 yağlar 5000 kilometre değişir ve onun üstü 10-40, 5-30, 5-40, 0-30 hepsi bunlar partiküllü yağlar da içine dahil olmak üzere 10.000 kilometrede bir değişir arkadaşlar. 20.000 kilometrede hiçbir arabanın yağı değişmez. 10.000 kilometreyi doldurduğun zaman bu yağı değiştireceksin ki yağ pompası kilitlemeyecek ve motora zarar vermeyecek arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı haftalar, hayırlı işler arkadaşlar.